Is it alright if I come round? Is it too late if I come now? Would you stay up to figure this out some way? If I stay here, would you come back? If I stay cool, would you be mad? Would you want me if I want you that way? Cause all I can't think about is coming over. All I can't think about is coming over. All I can't think about is coming over. Kaş'tayız. Kaş Antalya'nın bence en güzel ilçelerinden birisi. Biz Kaş'a geçen sene balayında eşimle beraber gelmiştik ve eşim buraya baya baya hayran kaldı. O yüzden tekrardan gelmeye karar verdik. Kaş'ın bizim için önemi çok büyük. Neden arkadaşlar? Çünkü evlendiğinizde balayına gittiğiniz yeri asla unutmazsınız. Yani bunu kimse unutmaz arkadaşlar. Ve eğer o tatil güzel geçmişse bu muazzam bir an oluyor herkes için. Kaş'a bir haftalığına geldik. Bu bir hafta boyunca nereye misafir olduk? Paydos Pansiyon bizi geçen sene de ağırlamıştı balayımızda. Bu sene de yine tekrardan Paydos Pansiyon'a geldik kalmaya. Burada Merve ve Barış'ın ev sahipliğinde güzel bir misafirlik geçiriyoruz. Bize çok iyi bakıyorlar, çok iyi ilgileniyorlar. Özellikle sağda solda yapacağımız rezervasyonlar ile ilgili bize çok yardımcı oluyorlar. Ayrıca onların öneri ve yönlendirmeleriyle çoğu organizasyonumuzu yapıyoruz. Gezmeye gideceğimiz yerleri, denize gireceğimiz yerleri onların önerisiyle belirliyoruz. Bu artık ikinci tatilimiz olduğu için tabii biraz daha profesyonelleştik. Gideceğimiz yerlerin çoğunu biliyoruz. Şöyle bir özet geçeyim ben size çok uzatmadan. Öncelikle denize girmek için nereleri kullandık? Birinci adresimiz Derya Beach oldu. Bilmeyenler için Derya Beach Küçükçakıl plajına çok yakın bir tesis. Gidip bütün gününüzü orada geçirebiliyorsunuz. Çünkü denize girebiliyorsunuz. Acıktığınızda yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. İçeceğinizi alabiliyorsunuz. Sistemleri şöyle işliyor arkadaşlar. Teste girip şezlong aldığınızda şezlongun belli bir ücreti var. Şu anda bu ücret 25 lira. Şezlong artı şemsiye olarak belirlenmiş. İlerleyen tarihlerde illaki fiyatlarda değişim olacak. Ama 2018'de Derya Beach'te şu anda şezlong ve şemsiye ücreti 25 TL. Ama şöyle bir güzelliği var buranın arkadaşlar. Gün içinde orada yiyeceğiniz ve içeceğiniz şeylerin miktarı, tutarı 25 TL'yi aşarsa şezlong ve şemsiye ücreti ödemiyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. O yüzden biz genelde yeme içme işlemlerimizi orada yapıp şezlong ve şemsiye ücretini ödememiş oluyoruz. Bu da bizim için bir avantaj oluyor. Orada öğle yemeğimizi çıkarmış oluyoruz aradan. Denize girmek için bir sonraki adresimizde Hidayet Koyu oldu arkadaşlar. Hidayet Koyu Kaş'ın dışında kalıyor biraz. Merkezin dışında kalıyor ama çok da uzak değil. Yürüyerek gitmesi biraz uzun sürebilir ama toplu taşım aracı var veya arabanızla gidebilirsiniz. O zaman mesafe biraz daha kısalıyor. 15-20 dakikada oraya gitmiş oluyorsunuz. Kaş merkeze nazaran biraz daha temiz suyu var. Merkezden uzak olması dolayısıyla da biraz daha sakin oluyor. Biz Hidayet Koyu
oyundaki Blanca Beach isimli tesise gittik. Hatta bu tatilde iki kere gittik. Burası da Derya Beach ve Çınarlar Beach'in hemen hemen aynı konseptinde. Ama burada arkadaşlar şezlonga da ücret ödüyorsunuz. Yediğinizde içtiğinize de ücret ödüyorsunuz. Bu yüzden biraz daha tuzlu gelebiliyor. Özellikle Çınarlar ve Derya Beach'ten sonra şezlonga para ödemek birazcık talihsiz oluyor. Ama buna değer mi? Bence değer. Çünkü Derya Beach ve Çınarlar Beach'in kalabalığından sonra biraz daha sakin bir yerde denize girmek ya da işte bütün gününüzü orada geçirmek gerçekten daha iyi oluyor. Biz Derya Beach'te de Hidayet Koyun'da da yani Blanca Beach'te de hemen hemen aynı şeyleri yedik. Pizza yedik gün içinde. Özellikle margarita pizza veyahut hamburger yedik. Eşim işte salata yedi. Birazcık benim yediklerimden tırtıkladı falan böyle. Gün içini bu şekilde geçirmiş olduk. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok pahalı değil ama çok da ucuz değil. Yani bir turistik bölgeye göre bence gayet normal fiyatlar. Ama normal şehirde yediğiniz yemeklere göre birazcık daha pahalı. Bu aşırı bir pahalı değil. Yani bir Bodrum gibi, bir Alaçatı gibi pahalı değil tabii ki de. Kaş biraz daha ekonomik bir yer diyebiliriz tatil yapmak isteyenler için. Deniz için 3. adresimiz arkadaşlar Kaputaş Plajı oldu. Biliyorsunuz Kaş'a gelip de Kaputaş Plajı'na gitmemek gerçekten ayıp bir şey. Antalya bölgesinde suyu ve kumu bu kadar güzel bir yer varken burayı görmeden gitmek gerçekten çok büyük yanlışlık olur arkadaşlar. Kesinlikle Kaş'a geldiğinizde Kaputaş Plajı'nı gidin görün. Denize girmezseniz bile en azından bir tepeden bu güzelliği, suyun rengini görmeniz lazım. Biz gittik. Daha önceki balayına geldiğimizde de gitmiştik. Hatta balayına 2 kere gitmiştik. Bu sene 1 kere gittik. Belki dönüş yolunda tekrardan bir uğramayı düşünüyoruz sabah erken saatlerde. Çünkü gün içinde aşırı kalabalık oluyor. Günübirlikçiler ve yoldan uğrayanların gelmesiyle beraber çok fazla kalabalıklaşıyor. Sabah erken saatlerde giderseniz gerçekten tadından doyulmaz bir yer. Kaputaş Plajı'nın işletmesini arkadaşlar Kaş Belediyesi yapıyor. O yüzden fiyatlar biraz daha iyi merkeze göre. Yani biraz daha uygun oluyor. Biz orada pek bir şey yemedik ama çayımızı kahvemizi içtik. Hatta dondurmamızı yedik. Ondan sonra dönüp geldik. Çok fazla durmadık. Yani aşırı zaman geçireceğiniz bir yer değil. Tabii tercih size kalmış ama çok fazla gün içinde kalabalıklaştığı için bir yerden sonra insanı sıkmaya başlıyor. Yani denizde istediğiniz gibi yüzemiyorsunuz. Kumsalda istediğiniz gibi hareket edemiyorsunuz. Biz 1-1,5 saat gibi bir zaman geçirdik orada ve içeceklerimizi içtikten sonra tekrardan Hidayet Koyun'a geçiş yaptık ikinci kere. Kaputaş Plajı'na gidilmeli mi? Evet, kesinlikle gidilmeli arkadaşlar. Denize girdiğimiz bir sonraki arkadaşlar Kekova turu oldu. Bilmeyenler için şöyle anlatayım arkadaşlar. Kaş merkezden servislerle Kekova'ya 3 ağza gidiyorsunuz. Buradan da yat turuna çıkıyorsunuz. Bu tekne turunun içinde neler var? Şöyle anlatayım. Sizi güzel olan koylara götürerek oralarda denize girmenizi sağlıyorlar. Ayrıca oradaki tarihsel yapıları anlatıyorlar. Özellikle Antik Roma döneminden kalan yapılar ve daha önceki dönemden kalma yapıları anlatıyorlar. Hatta deniz altındaki batık kenti görebiliyorsunuz. Bazı teknelerin altında cam bölmeler var. Bu cam bölmelerin içinden alttaki batık kentin ayrıntılarını görebiliyorsunuz. Öğlen 12.30-1 arası bir yemek molası oluyor. Genelde ızgara yapıyorlar arkadaşlar. Ama hani ızgara var diye üzülmeyin. Yanında 3-4 çeşit salata, pilav türü şeyler de oluyor. Bunlarla beraber tabağınızı zenginleştirip yiyebiliyorsunuz. Gayet doyurucu. Doymazsanız tekrar alıp tekrar da yiyebiliyorsunuz zaten. Böyle bir kısıtlama yok. Bizim çıktığımız tekne turundaki arkadaşlar çok yardımcılardı. Paranız yoksa yazdırıyorsunuz. Daha sonra diyorsunuz. Nakit yoksa tur bittikten sonra kartla ödeme yapabiliyorsunuz. Gün içinde yediklerinizi içtiklerinizi sadece bir isme yazdırıp gün bittikten sonra hepsini toplu halde ödeyebiliyorsunuz. Bu bakımdan avantajlı. Tekne içindeki ekstra fiyatlar nasıl? Şöyle içecekler ekstra ödeme yapıyorsunuz. Bir ortalama 12 lira civarı. Kola 5 lira. Çay ücretsiz. Kahveler de çok cüzi miktarlarda zaten. Normal gideceğiniz, oturacağınız kafelerle hemen hemen birebir fiyatlar. Tekne turunun bitişini Kekova'daki Kaleköy'e çıkarak yapıyorsunuz. Burada isterseniz kaleye tırmanabiliyorsunuz. Kaleye giriş ücreti 10 lira. Müze kartınız varsa zaten ücretsiz giriyorsunuz ama bireysel giriş yapmak istiyorsanız 10 lira gibi bir ücreti var. Girilir mi? Bence girilir arkadaşlar. Kalenin tam tepesinden muazzam bir 3 ağız manzarası var. Bunu kesinlikle görmeniz gerekiyor. Kekova 3 ağız limanını komple bir noktadan görebiliyorsunuz. Ayrıca kral mezarlarını da çok yakından görmüş olabiliyorsunuz. Bir de kalenin hemen yanında kral mezarları var. Ayrıca şehrin içinde de var ama dışarıdaki kral mezarları biraz daha gezilebilir durumda. Buralara gidip gezebiliyorsunuz. Son olarak özellikle sizi götüren yat firmaları orada dondurma yedirmeye çalışıyorlar. Çok bir şey kaybetmezseniz. Ekstrem güzel bir dondurma değil arkadaşlar ama soğukta gerçekten iyi geliyor. Dondurmadan ziyade biraz daha sorbe gibi orijinal meyveden yapılmış olduğu için tat olarak da çok iyi. En son Kaleköy'den indikten sonra son bir deniz molası daha veriliyor ve ondan sonra dönüş yapılıyor arkadaşlar. Son olarak bu sene gitmediğimiz ama geçen sene balayında gittiğimiz bir yer var. Bilelinyeri liman ağzında. Buradan ufak teknelerle gidip geliyorsunuz. Ortalama 15 dakika falan sürüyor yolculuk. Oranın denizi daha da temiz arkadaşlar. Neden? Çünkü oraya karayoluyla ulaşım yok. Sadece teknelerle gidip geliniyor. O yüzden biraz daha doğallığı korunmuş bir yer. Liman ağzında iki işletme var arkadaşlar. Birisi Bilelinyeri, öbürü Nurilinyeri. Biz Bilelinyeri'ni tercih ettik. Merve ile Barış'ın yönlendirmesiyle oraya gittik. Gerçekten de gidip görülmesi gereken bir yer. Özellikle karayolunun
yoğunluğun olmaması nedeniyle doğallığını tamamen korumuş bir yer. Gidip görmeniz gerekiyor bence de. Bir de pasaport olanlar için Kaş merkezden Meis adasına, yani Castellorizo'ya günübirlik geziler var. Şöyle söyleyeyim, Meis adası Türkiye'ye en yakın olan Yunan adası. Ortalama yarım saat falan sürüyor yolculuk büyük teknelerle. Pasaportunuz varsa eğer günübirlik vize alarak ve yolculuk ücretini ödeyerek Meis'e gidebiliyorsunuz. Meis'e gitmeye değer mi? Bence değer arkadaşlar. Böyle bir güzellik yok. Türkiye'de yok gerçekten. Yunanistan'ı bilmiyorum ama Türkiye'de böyle bir güzellik yok. Özellikle evlerin yapıları, renkleri ve oradaki esnafın güler yüzlüğü, samimiyeti Türkiye'de emin olun hiçbir yerde, hiçbir tatil yöresinde yok bence. Yolculuk ücreti haricinde oradaki ödemeler Türkiye'ye oranla bir tık daha yüksek ama çok aşırı yüksek değil. O da kur farkından dolayı oluyor. Onlar da euro kullanıldığı için siz Türk lirasını euroya çevirip oraya tatile gittiğiniz için günübirlik orada harcadığınız para size biraz fazla gelebiliyor tabii ki. Bu da kur farkından kaynaklanıyor. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu ülkemizin durumuyla alakalı bir şey. Ama alkol kullananlar bu açığı şöyle kapatabilirler. Oradan dönerken duty free'den alışveriş yapabilirsiniz. Böylelikle oradan birazcık kurtarmış oluyorsunuz kendinizi. Ben de öyle yaptım şahsen. Kaş'ta denize girdiğimiz noktalar buralardı. Nerelerde yemek yedik? Şöyle bir hemen onları da kısaca özet geçeyim arkadaşlar. Daha önce Kaş'a gidenlerden arkadaşlar görmüşsünüzdür belki. Burada yemek yemek için en güzel yer Zayika restoran. Özellikle et yemekleri, mezeleri ve ara sıcaklarla beraber muazzam bir mutfak. Antep, Kilis, Hatay ve Akdeniz'deki diğer ülkelerden esinlenerek hazırlanmış bir menüsü var. Kesinlikle gidip görmeniz ve yemek yemeniz gerekiyor arkadaşlar. Rezervasyon kısmı biraz sıkıntılı. Yani bir ay öncesinden falan aramanız gerekiyor. Çünkü devamlı dolu, devamlı yoğun. Ama rezervasyon alamazsanız eğer şöyle bir şey yapabilirsiniz. Saat 10 gibi ya da 10'a doğru gidip rezervasyonu bitmiş, kalkıp gitmiş insanların masasına oturup tekrardan servis açtırabiliyorsunuz. Eğer çok geç saate kadar bekleme şansınız varsa kesinlikle bu saatlerde gidip orada yemek yiyebilirsiniz arkadaşlar. Size diğer önerebileceğim yer, balık seviyorsanız Nereit restoran var. Daha doğrusu Nereit meyhane. Buraya gidip rakı balık yapabilirsiniz. Eğer alkol kullanmıyorsanız sadece balık da yiyebilirsiniz. Mezeleri de gerçekten muazzam güzellikte. Lezzeti de bence gayet yerinde. Özellikle rakı balık yapmayı seviyorsanız burayı size önerebilirim. Bir de arkadaşlar ben et de sevmem, balık da sevmem, tavuk da sevmem diyorsanız Dudu Mutfağı gidebilirsiniz. Dudu Mutfak arkadaşlar ev yemekleri yapan bir yer. Ben orada ayran aş çorbasını içtim ve bu sıcak havalarda gerçek buz gibi ayran aş çorbası içmiş oluyorsunuz. Çok yoğun ve ağır bir menüsü yok. İşte falafel var, makarna var, işte ayran aş çorbası var. Özellikle kahvaltılıkları çok meşhur. Çok iyi kahvaltı hazırlıyorlar. Bunları deneyebilirsiniz. Bunlara ek olarak arkadaşlar meydanda tava dondurması yapan yerler var. Buraya gelmişken kesinlikle tava dondurmasını deneyin. İstanbul ya da diğer büyük şehirlerde yapan yerler de var ama özellikle tatil yerlerinde dondurma her akşam neredeyse yeniyor arkadaşlar. O yüzden daha önce denemediyseniz tava dondurmasını kesinlikle denemeniz gerekiyor. Benim Kaş ile ilgili önerilerim bunlar arkadaşlar. Şimdi videomuzu bitirirken sizin için hazırladığım ufak bir video var. Onu izleyerek kapanışı yapalım. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Sun rays and on, we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.